bugün müvekkilim Pelin Yarmacı'nın karar duruşmasındaydık. Kendisi Kuşadası'nda Garanti Bankası'nın müdürüydü ve işe giderken bir şahsın saldırısına uğramıştı. Yaralanmıştı, tacize uğramıştı ve yağma suçunun mağduru olmuştu. Eşyalarını almaya çalışmıştı. Ve müvekkilin bu mücadele sonrasında ağır derecede yaralandı, burnu kırıldı. Aylarca tedavisi devam eden yaraları oldu. Bugün bu duruşmanın sonunda sanık hakkında toplamda 12 yıl 4 ay gibi bir cezaya hükmedildi. Zaten 3 tane suçtan esaslı olarak şikayetimiz vardı. İddianame de böyle düzenlenmişti. Bunlar cinsel taciz suçu, yağma suçu, kasten yaralama suçuydu. Yağma suçundan 6 yıl cezaya hükmetti Ağır Ceza Mahkemesi heyeti. Kasten yaralama suçundan 2 yıl 4 aya hükmetti. Taciz suçundan ise 4 yıla hükmetti. Neticede şu an toplam 12 yıl 4 ay gibi bir ceza aldı. Kısa vadede bu arada tutukluluğu da devam ediyor sanığın. Kendisi tahliye olmak istedi ama mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Bu denli cezalar hem istinaf incelemesine hem Yargıtay'ın incelemesine tabi olduğu için kesinleşmiş bir karar değil. Ancak yine de kişinin tahliye olmayıp müvekkilimi bir nebze rahatlattı diyebilirim. Çünkü zaten denetimli serbestlik sebebiyle dışarıda olduğu sürede bu suçu işlemişti. Biz bu sanık Serdar Günay'ın daha önce benzer suçlardan çok fazla sabıkası olduğunu biliyoruz. Bu caydırıcı olsun diyelim, bu son olsun niyetimiz, temennimiz o, ama artık geldiğimiz yaşadığımız günlerde her sabah uyandığımızda bir kadına karşı şiddet, cinayet, darp, taciz, bu haberlere, bu olaylara alışır olduk, sıradan oldu. Böyle olmasın, bu son olsun diyelim. Karar tekrar incelendiğinde inşallah kesinleşir ve bundan sonra da tekrarı olmaz, bir daha yaşanmaz, ıslahı mümkün olsun.
Teşekkür ederim. Şu yapışlar da...